Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 19 Ocak Çarşamba günündeyiz. Raşit Altun'la birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü programımıza da Raşit Altun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Hava soğuk sadece. Onun dışında bir sıkıntı yok şey, Allah aşkına. Ben de Muratcanar, bizim oğlan hasta, küçük oğlan. Aa, geçmiş olsun. Şurubunu içiremiyoruz. O sıkıntı... Şimdi bak söylüyorum, içmezse şurubunu sıkıntı hastaneye götüreceğiz. Buradan söylüyorum. Belirtmiş olalım. Evet. Seyrediyor mu? İçiremiyoruz yani, seyrediyor. Kanlı duyduysan... Lütfen şurubun herkes için söylüyoruz tabii. Aşı da oluyoruz herkese ama Muratcan hala insanlar... Tabii... Ya o bambaşka bir noktaya evrildi o aşı meselesi. Yani bilmiyorum, ben kendi adıma konuşabilirim. Kendim ve ailem adına konuşabilirim. Bizim aşılarımız... Aynen, tamam. Ben de kendi zamanı geldiği anda... Aynen yani öyle, zamanı geldiği anda. Yani. Allah'a şükür bir sıkıntı çekmedik Covid. Aynen öyle, çok şükür. De. Tahtaya vuralım. Evet. Çok şükür. Diyelim ve başlayalım. Değerli izleyenler, neyle başlayacağız? Elbette dün oynanan karşılaşmalarla başlayacağız. Dün 22. hafta saat 17'de Gaziantep Futbol Kulübü Özgürk Ablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başladı. Ancak maçın ikinci yarısı kar yağışı nedeniyle oynanamadı ve hakem tarafından ertelendi. Ümit Öztürk tarafından ertelendi. Normal şartlarda hakem kararıyla ertelendiği için bugün saat 17'de, yine aynı saatte, dünkü aynı saatte saat 17'de ikinci yarısının oynanması bekleniyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu henüz bir açıklama yapmadı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu da normal prosedürü işletiyor. Hakem kararıyla ertelendiği için bu akşam saat 17'de oynanacak. Şu anda statta temizlik çalışmaları devam ediyor. Maç saatine kadar eğer oynanabilecek duruma gelirse zemin 17'de oynanacak. Bunun da birkaç saat içerisinde netleşeceği bilgisini aldık Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden. Normal prosedür olarak bu akşam saat 17'de Gaziantep Özgürk Ablo Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısının oynanması bekleniyor. Eğer saha zemini temizlenir ve oynanabilir hale getirilebilirse, şu anda çalışmaların devam ettiği bilgisini izleyicilerimizle paylaşalım. İklim değişikliği nedeniyle herhalde, çünkü bizim Coşkun Çelik var, sen de çalıştın. Evet, sporda. Evet. O Antepli. Baktırdım ona da, hani arşivcidir arkadaşımız. Antep'te karlı maç yok. Yani bugüne kadar karda oynanmış maç yok. Ertelenmeyi bırak. İşte Tarsus, Adana, Gaziantep, evet, yani karayolu kapanmış. İnsanlar mahsur kalmış. Herkese de tabii kolaylıklar dileyim. Yani hala orada bekleyen varsa var. Acaba oynanacak mı? Olsun. İlk kez böyle bir şey olmuş yani Antep'ten. Bu kadar yoğun mutlaka yağmıştır da, yani karlı maç oynanmış. Bakalım ne olacak yani, biraz tabii iklim değişikliği, küresel ısınma etkilerini. Ya Osmaniye'de keza sabah gelirken dinledim, orada da saatlerce mahsur kalan insanlar varmış. Evet, o bölgede yağış çok yoğun. Allah kolaylık versin. Bizim arkadaşlarımız orada, ekipler de orada. Onlar da maçları bekliyorlar. Kolay, hakikaten çok zor. Allah zorda kalana kolaylık versin inşallah. Dünün diğer karşılaşmaları değerli izleyenler, Babakars Fatih Karagümrük Beşiktaş'la oynadı. Beşiktaş 1-0 galip tamamladı ve İttifak Holding Konyaspor Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmet Çalık'ın kaybının, vefatının ardından Konyaspor takımı ilk kez sahaya çıktı ve 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı bu travmatik ruh hali içerisinde. Şimdi ilk olarak Hürriyet gazetesini getireceğiz ekranlarınıza. Bugünün programını da madem getirmeyin, bugünün programını da hemen aktaralım. Saat 17'de Yukatel Kayseri Spor Medipol Başakşehir maçı oynanacak. Aynı saatte Göztepe Demir Grup Sivas Spor ve Çaykur Rizespor Fraportav Antalya Spor maçı var. Az önce söylediğimiz gibi büyük ihtimalle Gaziantep Futbol Kulübü Özgürk Ablo Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısı da saat 17'de oynanacak. Akşam saat 20'de Trabzonspor GZT Giresunspor'la oynayacak. Aynı saatte Fenerbahçe'de Altay'la karşı karşıya gelecek. Dönelim dün akşama. İlk gazetemiz, ilk sayfamız Hürriyet gazetesi. Başlığımız ise fabrika ayarlarına dönüş şeklinde. Beşiktaş'ın 1-0'lık galibiyetine bu şekilde vurgu yapmış. Karagümrük takımını yenen Beşiktaş yükselişini sürdürürken deplasmanda 8 maç sonra kazandı demiş ki Önder Hoca, Önder Karaveli de maç sonundaki değerlendirmesine bu sözlerle başladı. Kartal deplasman kabusundan uyandı. Rosier rekor kırdı. Maçın yıldızı yok dedi. Beşiktaş'ta Karagümrük karşısında 8 pas arası yapan Valentin Rosier 2014-2015'ten bu yana Beşiktaş formasıyla en yüksek sayıya ulaşan oyuncu olan Gökhan Gönül'ün rekorunu egale etti. Fransız sağ bek maçın ardından karşılaşmanın adamı sizce kim sorusuna kimse yanıtını verdi. Ersin Destanoğlu'nun bu ligde her şey olabilir, daha da yükselebiliriz, iyi gidiyoruz sözleri kendisine yer bulmuş. Sol üstte de Batshuayi'den 9 puan. Kartal'ın Belçikalı golcüsü attığı gollerle siyah beyazlıları taşıyor. Süper Lig'de üst üste 3 maçta da fileleri sarsan tecrübeli yıldız Beşiktaş'taki toplam gol sayısını 9'a yükseltirken 4 de asist yaparak 13 gole katkı sağladı. Bir sonraki sayfa Takvim Gazetesi'nden. Kartal gaza bastı. Beşiktaş Fatih Karagümrük takımını yıktı. Ligde üst üste ikinci maçını da kazandı. Siyah beyazlıların 2022'de bileği bükülmedi. Kartal Karagümrük'ü bu sert sessiz yumuşamasına çok dikkat ediyorum okurken. Ama bazen de az önce olduğu gibi kaçamıyorum. Yakalandım burada. Kartal Karagümrük'ü Batshuayi'nin penaltı golüyle devirdi. Deplasmandaki 8 maçlık 3 puan hasretini dindirdi. 2022'ye Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş son 3 maçta 7 puan alarak 3. sıraya yerleşti. Alex Teixeira, değerli izleyenler, dün akşam 88. dakikada oyuna girdi. Gazete Takvim Gazetesi de Teixeira 7 maç sonra sahadaydı. Fanatik Gazetesi Batshuayi durdurulamıyor demiş. Tabii bu maçı seyretmeyenler için farklı bir başlık ifade edebilir ama Muratcan, farklı bir anlam ifade edebilir. Ama orası öyle, konuşacağız biraz da. Evet. Büyük umutlarla Chelsea'den kiralanan Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi son dönemdeki performansıyla durdurulamıyor. Rize ve Antep maçlarında fileleri sarsan Belçikalı forvet Karagümrük maçında da galibiyet golünü attı. 28 yaşındaki santrafor mücadelesiyle alkış aldı. Zaten mücadelesini hiçbir zaman bırakmadı. Evet. Yani Batshuayi geldiği günden beri belki beklendiği kadar gol atamıyor ama evet, orta sahada, savunmada, forvet arkasında, forvette, kanatta, her yerde hiçbir zaman mücadeleden vazgeçen bir oyuncu değil. Bunu defalarca söyledik. Rakip stoperleri hakikaten çok yıpratıyor. Penaltıyı net görmedim. Karagümrük takımının kalecisi Emiliano Viviano, Batshuayi'nin penaltısı dışında kalesine gelen diğer 2 şutta siyah beyaz oyunculara geçit vermedi. 36 yaşındaki başarılı kaleci maç sonunda penaltı pozisyonunu çok net görmedim ama iyi bir hakem performansı vardı dedi. Ben de penaltıyı net görmedim deyince vuruşu net görmedim demek istedim zaten ama. Yani onu nasıl görmemiş acaba? Yani. Gerçekten pozisyon gereği. Bunu da okuyalım aslında, bu başlığı. Önder Hoca'nın maç sonundaki açıklamaları. 60 ila 90 arasında sorunumuz var. Gol yemeden ama buna rağmen gol yemeden kazanmak mutluluk verici dedi Önder Karaveli. 60. dakikaya kadar iyiydik ama sonra başka bir senaryoyla karşılaştık. Pjanic ve Josef'in yorulmaları nedeniyle son yarım saatte zorlandıklarını belirten Önder Karaveli, yoğun maç trafiği nedeniyle şu an fiziksel yükleme yapamadığını ifade etti. Önder Karaveli, fiziksel olarak takımı yukarı çekmek için arayı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Beşiktaş herhalde bir atletik performans antrenörü getirdi Beşiktaş. Evet, mutlaka daha önce beraber çalıştığı hocalardan birini getirdi. %86 isabet oranıyla sahanın en iyi pas yapan oyuncuları arasında yer alan Necip Uysal bu durumun hatırlatılması üzerine gülümseyerek stoperde oynayınca genelde böyle oluyor dedi. Tecrübeli futbolcu maç içinde son 20 dakikada baskı yedik ama gol yememeyi başardık. Güzel bir 3 puan aldık yorumunu yaptı. Özellikle maçın son bölümüyle alakalı Önder Hoca'nın birkaç net cümlesi var. Onu okuyacağım size. 60 ila 90 arası hepimizin gözden geçirmesi gereken durumlar var sahanın içerisinde dedi Önder Karaveli. Üzerine gelen soru, muhabir arkadaşımız sordu hani ne yapmayı planlıyorsunuz diye, cevap şöyle: topları kaybetmemeyi düşünüyoruz dedi. En net, çünkü basit, topu kaybettiğiniz zaman peşinden kapmak için koşmak zorunda kalıyorsunuz. Aynen öyle. Belki o bölgede topu doğru isimlerle buluşturmamız gerekiyor ancak gol yemeden tamamlamak önemliydi. Çünkü o noktaya, yani maç o noktaya gelmişti, gol yeme noktasına gelmişti. Bundan sonraki maçta rotasyon yapabiliriz, çok yorulan oyuncularımız var. Sözleri de yine Önder Hoca'nın. Yani herkes gibi Önder Hoca da görmüş, tespit etmiş. Dün akşam maç oynanırken acaba değişiklikleri daha önce yapabilir miydi diye herkesin aklına gelmiştir muhtemelen. Ancak şu da var. Çünkü bu Önder Hoca'nın, biz daha önce burada Uğur Meleke'yle de konuştuk. Önder Hoca'nın değişiklikleri biraz geç mi kalıyor acaba diye. O zaman şu gelmişti, şu fikir öne çıkmıştı. Yedek bankında ne kadar derinlik var ya da dün akşam görüldüğü gibi yedek bankından gelen oyuncular ne kadar katkı sağlıyor? Yani daha da, yani tabii daha basit şekilde yedek bankında, yani yedek kulübesine sağa giren oyuncular arkadaşlarının görevini yapabilecek mi? Tabii Beşiktaş'ta bu sene özellikle yerli oyuncu transfer, yani işte yabancı kuralı nedeniyle yerli oyuncu takviyeleri yapıldı. Salih Uçan gibi, Kenan Karaman gibi. Bunlardan performans alamadı. Yani şimdi Salih Uçan'ı iyi bir rotasyon oyuncusu olarak transfer etti Beşiktaş. Hatta belki ilk 11 oyuncusu belki olarak. Belki, evet, ama verim alamadı. Yani burada bence şeyde biraz, Salih'te biraz hani. Salih biraz kendini değerlendirmesi lazım. Değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu arada tabii Atiba'ya özellikle, Atiba 1983 doğumlu artık yani. 39. Josef çok yük biniyor. Geçen sezondan beri bu oyunculara. Yorulmaları hoca da söylüyor zaten. Normal. Bu milli takım arası, hani Beşiktaş'ın bir de tabii arada kupa maçı oldu. Bir de şunu unutmayın tabii, Katar'a gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Tabii. 5 saat her deplasmana gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Sürekli kontroller, protokoller. Artık mesela örnek veriyorum, havaalanında 45 dakikada uçağa biniyordu takımlar. Şimdi işte daha uzun sürüyor her şey. Covid nedeniyle. Süreç de yoruyor. Süreç de yorucu. Biraz normal ama hani bu maçla birlikte neticede Karagümrük zor bir deplasman. Öyle. Yani Fenerbahçe 9 kişiyle Karagümrük'ü yenememişti. Galatasaray da yenemedi zaten deplasmanda. Stat hani ismi hariç pek güzel bir stat değil maalesef. Zor bir yer. Zor bir yer. Ambiyans olarak ambiyans olarak da zor. Bence 1-0 1-0'dır. Hani bir de iyi, Beşiktaş'ın iyi oynadığını söyleyebilir miyiz? Hayır, ama kazanmak 3 puan çok çok önemli. Belki şöyle söyleyebiliriz. Beşiktaş iyi oynayabilir mi derken yine dün konuştuğumuz gibi bölüm bölüm. Yani, özellikle ikinci yarının başından 60. dakikaya kadar. Mesela o bölümde ben sana söyleyeyim 48, 55, 56, 58 hatta 62 Batshuayi'nin ceza sahası yayından şutu vardı. Kaç pozisyon saydık? 1, 2, 3, 4, 5. Ama ondan sonra Beşiktaş tamamen kontağı kapattı. Beşiktaş takımı da yani 15 dakikada oynar yani koskoca Beşiktaş tamamen takımı kontağı. Yani. Ha, mesele o değil. Mesele tamamen kontağı kapattı. Evet. Ama yemiyor ama. Bu da önemli yok. Ama. Bu da yememesi de önemli ama. Gol yemeden maçı bitirmesi de önemli diye düşünüyorum ben. Aynı Önder Hoca'nın söylediği gibi o noktaya gelmişti. Çok iki tane net pozisyonu da var. Valla ben bu maçtan sonra şu anda hani Trabzonspor'un Konyaspor ve Başakşehir'i takip ediyor. Onlar zorlar diye konuşuyorduk hep. Ben özellikle bu üst üste 2 galibiyetten sonra hani ikincilik için şampiyonluk tabii ki şansı var. Trabzonspor'u muhtemelen Beşiktaş kovalayacak diye tahmin ediyorum. Peki, Beşiktaş da kovalayacak diyelim. Hani Konyaspor da tabii ki kovalayacak. Ama hani sıkıştıracağını düşünüyorum ben bu saatten sonra. Neticede büyük takım hani bu maçlar işte şu maçı 1-0'la bitiriyor, rahat kazanıyor. Onu soracaktım. Gaziantep ve dün akşam oynanan Karagümrük maçlarını düşün. Rakip kolay rakipler değil. İkisi de. Kolay deplasmanlar değil. Buna rağmen hatta iyi oynamadığı halde diyebiliriz herhalde. Yani, bölüm dünya kadar pozisyonlar kaçırıp bölüm bölüm çok mahkum oynadığı oluyor Beşiktaş'ın. Buna rağmen Kazanması önemli. Yani önemli. Hani sadece 6 puan değil denir ya. Öyle 2 galibiyet oldu değil mi? Tabii yani arada kupa maçı oynadı. Türkiye Kupası maçı oynadı. Sonuçta Josef, işte Atiba gibi hani artık fiziksel olarak zorlanan oyuncuları var. Bu saatten sonra ben hani şampiyonluk yarışının içinde olacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Gerçekçi olalım. Kolay mı? Değil tabii yani. 15 puan fark var şu anda. Trabzonspor'un bir maçı eksik. Ama futbol bu. Hani bu da şey değil. Muratcan hani matematiksel olarak bitmeden bunun daha önce örneklerini gördük. Türk futbolunda, dünya futbolunda da. Matematiksel olarak bitmeden bence mücadeleye devam edecektir. Özellikle Beşiktaş. Hani, bu isteği, arzusu yani Konyaspor, Başakşehir hani o ışığı veriyor yani. Beşiktaş'ın yani büyük takımda bir genetik olarak şeyi var zaten. Hani bir sonuna kadar gitme durumu olacak diye düşünüyorum ben. Şunu da unutmayalım. Her galibiyetin herhalde en net pozisyon buydu. En net pozisyon buydu. Peşiç girdikten sonra. O da 88. dakika. Rahatsızlığı nedeniyle hani oynanmış. Hakikaten ligin en iyi santraforlarından biri. Artık orada birazcık da Pesic'in şanssızlığı diyelim. Beşiktaş'ın şansı. Belki Bursa'da kaleci Ersin de iyi gününde. Ersin de 2 maçtır iyi oynuyor. 2001 doğumlu olduğunda unutmayalım Ersin'in. Bence Beşiktaş'ın işler rayına girdi tekrar. Artık geç mi kaldı? Onu sezon sonu göreceğiz. Ama hala elinde Türkiye Kupası var. Sezonu 3 kupayla kapattı geçen sezonu. Elinde de Türkiye Kupası var. Kupanın favorisi. Ben ligde de Trabzonspor'un peşine takılacağını düşünüyorum. Bu hafta Trabzonspor Giresun'la oynuyor. Sonra Nef Stadı'nda Galatasaray'la oynayacak. İstanbul'a gelecek. Evet. Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe oynayacak. Beşiktaş'ın Trabzon'da maçı var. Kolay bir şey değil. Herkes için. Yani 21. hafta mesela 27. hafta olsa bu hafta da 38 lig. Bu 8 maç. Evet. 30. hafta olsa mesela 15 puan. Ya tamam kardeşim mümkün değil dersin ama 21. haftada bence mümkün. Göreceğiz Trabzonspor'un performansını. Öyle kolay değil. Kolay değil tabii. Ligimizde şampiyon olmak. Geçen sene Beşiktaş 10 hafta kala şampiyondu. Yani öyle gidiyordu. Sonra fotofiniş yaptı Galatasaray'la. Hani futbolda bunlar oluyor. Ben potanın içinde yani Trabzon'u sıkıştıracak diye düşünüyorum. Maç sonunda oluşan rakamlara bakalım. Değerli izleyenler, Karagümrük %46 topa sahip oldu. İlk yarıda %39'du Karagümrük topla oynama oranı. İkinci yarıda bunu %46'ya yükseltti. Şimdi ilk yarı ikinci yarı kıyasladığımız zaman belki kafanızda biraz daha oturacak. Beşiktaş ilk yarıda %61 oynarken ikinci yarıda %54'e düştü. İlk yarıda sadece 4 şutta 1 isabet sağlarken Karagümrük ikinci yarıda 12, yani maç sonu itibariyle 12-5'e yükseltti bunu. Yani santraforsuz, daha doğrusu hani Borini bir klasik bir santrafor değil, bir forvet oyuncusu. O da hani iyi gününde değildi. Pesic olsa farklı olabilirdi. Çok ürettiğini söyleyemeyiz ilk yarıda yani, evet, Karagümrük takımı. Hatta bence ikinci yarının işte ortalarına santrafor eksikliğinden Beşiktaş oldu. Kontağı kapattıktan sonra evet, Karagümrük takımı biraz daha Borini mesela çok etkisizdi. Çok enteresan bir şekilde, çok enteresan bir şekilde Emre Mor evet, bence iyiydi yani. Emre Mor sezonun belki de en iyi maçını oynadı. Sezonun mu? Tahmin ediyorum. Son 5 senenin falan herhalde. Ama tahmin ediyorum birinci evet, görevi evet, Rıdvan'ı tutmak. Evet, ama Rıdvan'ı tutmak sadece oradan, ama oradan tabii çok mücadele ettiler. Rıdvan. Deyim yerindeyse didiştiler yani. Yani bir şey söyleyeceğim ama. Yani Tuhal'in oynatamadığı, Fatih Terim'in oynatamadığı Emre Mor'u vallahi iyi oynuyor. Geçen hafta da. Fena değil Emre Mor yani. Emre Mor da hala 1997 doğumlu yani. Dün akşam disiplinde zaman zaman kopmalar oldu elbette ama maç boyunca. Ama Emre Mor'a göre diyoruz yani. Evet. Emre Mor'un standartlarına göre, yeteneğiyle performansı bu kadar ters olan çok az oyuncu vardır herhalde Türkiye'de en azından. Anladığım kadarıyla önceki görevi Rıdvan'ı durdurmaktı ve bunu evet, başardı. Başardı ama yani. Çok mücadele etti. Hele ilk yarıda hangi vallahi pozisyondu? Bence Volkan Demirel'i tebrik etmek lazım yani. Emre Mor'dan bu performansı aldı. Ceza sahasında aldı, solda, altı pasın solunda, hatırlıyor musun? Şey geldi. Rıdvan getirdi topu. Evet. Sağdan sola evet, uzun pas. Rıdvan ceza sahasına getirdi. Orada Emre geldi. Kornere çıkmasını da engelledi. Bayağı topu bildiğin, aldı. Evet. Bayağı bildiğin mücadele etti. Bir de Rıdvan yavaş değil yani. Tabii tabii canım. Rıdvan en büyük özelliği. Ofansif olarak çok güçlü bir oyuncu Rıdvan. Bu pozisyon mu yoksa? Bu pozisyon galiba. Ha, evet bu pozisyon. Bak nasıl geliyor. Evet, bravo. Evet, geliyor. Bak. Rıdvan yani burada kornere gitti zannetti. Evet. Hakikaten müthiş. Bu, ki bir de diyorum ya, Rıdvan yavaş da değil. Ve yani, çok da şey bir dokunuş. Hani orada olması gerektiği tabirle gibi. Evet yani bodoslama girersiniz. Penaltı, tabii, sarı kart, kırmızı kart neyse artık o da olabilir. Çok yani tereyağından kıl çeker gibi pozisyon. Vallahi yani bence mesela dünkü maçın beni hani en etkileyen oyuncusu diyeyim Emre Mor'da açıkçası. Rıdvan'ı hani biraz sinirlendirmiş olabilir. Evet. Rıdvan da ne yaptıysa çünkü ama şey yapamadı. Ama çabuk oyuncu tabii o da. Çabuk evet. Emre Mor'un sorunu mental, yetenek olarak herhangi doğru, bir sıkıntısı yok. Bu arada da her şeye rağmen Murat Caner, sizinle de konuştuk. Hani Batshuayi'nin performansı zaman zaman eleştiriyor ama penaltı atmak da görüyoruz ligde. Tabii. Kaç tane penaltı atmış? 3'te 3 bildiğim kadarıyla. Batshuayi. Mesela Galatasaray 4'te 1 atmış, Batshuayi 3'te 3 atmış. Yalnız Tolga söyledi yayına girmeden önce hakikaten. Real Madrid 2018-19'dan beri 24'te 24 atmış. Sergio Ramos 13'te 13. Kerim Benzema 11'de 11. Gareth Bale de bir atmış, onu da atmış. Yani 24'te 24 hakikaten öyle. Yani inanılmaz bir oran. Hele bizim ligi göre. Dün Malatya maçında da penaltı kaçtı mesela. Direkten döndü. Sonra dönen topa yine Münir kafa vurdu. Mesela değil mi? Ya profesyonel futbolcusun. Bunu nasıl yapıyorsun yani, değil mi? Bir an durdu orada. Yani bir acaba mı dedi. Ondan sonra top yani gelince şey yaptı. Direkten döndü. Anlık bir yanlış karar oldu. Yani tabii o saniyenin sahip. Tabii o pozisyon dün akşam dağıttık biraz konuyu ama evet, trio programında değerlendirildi ve en direkt serbest vuruş olarak öyle başlaması gerekiyor. Out atışıyla başladı. Dolayısıyla bu bir kural hatası olarak da değerlendirilebilir şeklinde konuşuldu. Ama belki tam out attığı yerin orada ya, belki hakem öyle demiştir. Yok, elini kaldırmamış. O bakıldı ona. Tamam. Yani onlar işaret etmemiş. Yok yani, onlar şey yapmıştır. Canım. Hakemler değerlendirdi. Konsey değerlendirdi dün akşam. Konsey. Bence yani Beşiktaş için işler yolunda gidiyor. İyi, bence hani iyi oynamadan kazanmak daha önemli. Zaten iyi oynadığı zaman Beşiktaş otomatik olarak kazanıyorsun yani. Doğru. Büyük takımlar için bu hatta. Önder Hoca'nın söylediği gibi evet, gol yemeden tamamlamak evet, önemliydi ki tabii, hakikaten o noktaya gelmişti neredeyse maç. İstatistikleri tamamlayalım değerli izleyenler. İlk yarıda 4'te 1 isabet sağlarken şutlarda Karagümrük, ikinci yarıda 12'de 5'e çıkardı. Beşiktaş ilk yarıda 6'da 2 iken maç sonu 11'de 3 oldu. İkinci yarıda özellikle birazdan şut grafiğini de getireceğiz ekranlarınıza. İkinci yarıda sadece bir tane isabetli şut üretebilmiş yani Beşiktaş. Murat Can, şunu da söylemek lazım. FIFA hakemi oldu değil mi bu Halil Umut Meler? Doğru. Yani hep eleştirdiğimiz için hakemleri bilemiyorum. Hani bence şu anda ligdeki iyi hakemlerden biri. En iyi hakem diyebilir. En formda diyeyim daha doğrusu. Doğru, tamam. Şey de formda yani. Dün mesela maçı gayet... Penaltıyı da kendisi verdi. Var falan değil. Tabii yani. Tabii. Gayet gördü ve tabii, verdi. Tabii, net. Yani artık yani zaten biz... Yani, son dönemde pek alışık... Yani unuttuk öyle kararları. Yani. Biz futbol severler olarak şunu istiyoruz yani. Bu penaltıyı da gör kardeşim diyor insan yani. VAR'a gitme. Yani net Malatya maçı... Orada şey, görse yani, dahi bazen şu oluyor. Net bir şekilde hissediyorsun bunu. Görse dahi hakem... Yani oyun oynansın, VAR'da bir değerlendirilsin, evet, bakılsın. Alanya Galatasaray maçında da ama direkt verdi. Verdi. Evet. Ama bize diyoruz ki yani bunu da gör artık diyoruz. Yani öyle bir pozisyon olur ki göremez. Belki biraz da oraya gidiyor, bilmiyorum ama ki. Ama bu birazcık da hakemlerin üzerindeki baskıdan. Öyle. Tabii, inanılmaz bir baskı var. Öyle. Bak Türkiye'de savunma... Yani VAR nasıl olsa kontrol edecek, evet, diyor. Baksın, etsin, sakin sakin. O esnada ne oluyorsa olsun. Türkiye'de savunulmayan iki tane Türk sporunda değil. Türk futbolunda iki tane kurum var. Biri hakemler, iki yayıncı kuruluş. Kimse savunmaz yani. O yüzden hakemlerle ilgili de hakikaten inanılmaz baskı var. Bence bu baskı da daha da fazla hata yapmalarını da şey yapıyor. Sebebiyet veriyor. O zaten hani çok zor bir şey. Çok, evet yani. Ne yapsalar olmuyor. Bu sefer daha hani böyle bir sarmala giriyor iş. Ama dün iyi bir hakem performansı vardı. Ben hani pozisyonlarda... Zaten hakem pozisyonları konuşacağız. Onu da oraya saklayalım istersen. Buyurun. Rakip ceza sahasında topla buluşma değerli izleyenler. Karagümrük takımı ilk yarıda 6 iken ikinci yarıda bunu 25'e yükseltti. Ama gol beklentisi çok düşük. Zaten Beşiktaş'ın Pesçin net pozisyonu var. 12 iken o da 20'ye yükseltmiş. Hı. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Peki şut istatistiği dedik. Mesela bunu ben Murat yani bütün maçlara bakıyorum genellikle. Yani biz de hafta sonu programlarına falan yani maalesef bizim yani koskoca Beşiktaş takımı ya da işte Karagümrük ya da Fenerbahçe, Galatasaray çok düşük kaleye tutturma oranı, biliyor musun? Şutlar az çünkü. Hayır, yüksek az, olsa da az. Bir de isabetler de düşük. Ya bir maç vardı, şimdi maçı unuttum. 18'de 1'di. Ya 18'de 1 şut isabet ne demek? Şut istatistiği de bu şekilde. Gördüğünüz gibi 3 isabetli, evet, şut ile çok düşük değil mi? Mesela tamamlandı. Tamam, örnek değil belki ama Şampiyonlar Ligi maçlarında da bakıyorum, hani dikkat ediyorum buna. Örnek veriyorum. 12'de 8. İşte 10'da 9. Bizde 11'de 3. 15'te 4. Yani bizde 3'te 1'in üzerinde neredeyse yok şut isabeti oranı maçlarda. Yani genel olarak çoğunlukla takımlarda. Ama hani Şampiyonlar Ligi tabii ki çok ekstrem. Dünya futbolunun zirvesi. Bizde çok düşük. Bak bütün biraz sonra diğer maçlara da bakarız. Bundan sonra da siz de dikkat edersiniz. Yani çok düşük şut isabet oranı bizde. Biraz tabii oyundan da. Oyunda tabii canım, pozisyon hazırlayamıyorsun. Şut de çekecek oyuncuya pozisyonu da hazırlayamıyorsun. Zaten maalesef yerli oyuncularımız şut çekemiyor. Şut özürlü bizim yerli oyuncularımız. Bu bir gerçek. Yani Türkiye iyi şut çeken futbolcular bak hepsi gurbetçidir. Güven Yalçın, Burak Yılmaz hariç hepsi gurbetçidir. İyi şut çeken futbolcuların. Çalışmıyorlar bence. Mutlaka. Bir de koşu mesafeleri değerli izleyenler. Hem Gaziantep, yani Beşiktaş'ın zorlandığı ama kazandığı iki karşılaşma. Hem Gaziantep hem dün akşamki Karagümrük karşılaşmasına baktık. Mesela dün akşam Vavakars Fatih Karagümrük 114.3 kilometre koşarken Beşiktaş 112.3. Yani, ama o fark herhalde son yarım saatteki o baskıdan oldu. Daha mücadele etti. Ama aynı Önder Hoca'nın söylediği gibi bir yerden sonra Beşiktaş fiziksel olarak aşağıya doğru iniyor. De Gaziantep maçında da yine rakibinden 2 kilometre miydi? Tolga az koşmuştu. 109 mu koşmuştu Beşiktaş orada? Evet. Ama işte Beşiktaş'ı yenmek istiyorsanız da o 112, 114 değil 112, 118, 20 olması gerekiyor. Daha da koşmanız gerekiyor. Çünkü 1,5 kilometre daha fazla koşmuş. İşte 5,5 kilometre koşarsanız ya da 6,5, 7,5. Çünkü iş yeteneğe geliyor bir yerde. Beşiktaş'ta Pjanić var yani. Gibi. Orada hani diğer takımların büyük takımlara karşı daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Pjanic'i Önder Hoca 6 numarada oynatmaya başladığından beri Beşiktaş'ta efektifliği arttı ki dün akşam en çok koşan ikinci oyuncusuydu. Hiç gözüne çarptı mı der misin? Pjanic en çok koşan ikinci oyuncu diye, açıkçası ben demezdim. Ama en çok koşan ikinci oyuncu olmuş. Ben derdim. O 3 isabetin biri de Pjanic zaten. Aa, evet aynen. 35 miydi 30 dakika? Ya çok hakikaten çok. Ya zaten bir insan Juventus'ta, Barcelona'da bir futbolcu oynamışsa hani bu en üst seviye futbolcu demektir. Pjanic de en üst seviye hakikaten futbolculardan biri. Burada tabii o performansını çok gösteremedi belki ama biraz Beşiktaş'ı bu sene Murat Caner Şampiyonlar Ligi'ndeki o yıprattı Beşiktaş'ı. Bir de çift hafta maçı oynadı aynı dönemde. Tabii. Üst üste 3 günde bir. Yani Şampiyonlar Ligi tabii çok farklı bir seviye. O biraz Beşiktaş'ı yıprattı yani. Biraz daha yukarılarda olabilirdi Beşiktaş. O dönemi belki biraz daha rahat atlatabilseydi, evet. Daha farklı olabilirdi ama elbette hani o paralel evren sorusu konusu. Tabii bu arada Karagümrük'teki Lucas Biglia'nın eksikliği de çok önemli bir şey yani Karagümrük için. Yani bence oyun olarak Volkan Demirel memnundur. Hani Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz. Son 30 dakika bayağı hani baskılı oynuyorsunuz. Eksik oyuncularınız var. Yani normal diyorum ben, hani Karagümrük için söylüyorum, Beşiktaş için de hani 10 üzerinden fazla gaza basmadan, fazla zorlanmadan deplasmanda 3 puan 3 puandır. Kesinlikle öyle. Şöyle bakıyorum, koşu mesafelerini de paylaştık izleyicilerimize. Pozisyonlar var, birkaç tane pozisyon sizinle paylaşmak istedik. Önce penaltı bir pozisyonuna bir bakalım isterseniz, çok netti zaten. Köşe vuruşu esasında burada Vida yükseliyor. Arkasından Caner net bir şekilde elle oynamayı orada zaten. Ama şöyle bir şey oluyor galiba. Bak, eşleşme değişiyor. Caner de hani kendine avantaj sağlamak için yani öne doğru çıkıyor. Tabii görüntü itibariyle topa yumruk atmış gibi bir şey. Zaten yumruk atmış canım. Yani sanki onun için çıkmış gibi. Ha, ama bak orada geniş açıyı gösterirse orada 23 numaralı oyuncu tutuyor şeyi. Bak, Balkovic Vida ile eşleşmiş. Şimdi bunlar tabii maçtan önce konuşurken herkes birbiriyle eşleşiyor. Kornerde Vida'yı tutacaksınız tabii yani. Vida geçen sene 6 tane golü var. 5 tane pardon. Bak eşleşme değişiyor. Biraz şey oluyor. Bence yere düştü. Yani, havadayken Caner anlıyor ve yere düştüğünde bak kafayı falan yere indiriyor yani. Artık ne yaptığını tabii sonuçta. Bir de Caner Erkin çok deneyimli bir oyuncu. Oluyor bunlar futbolda, yapacak bir şey yok. Tabii. Çok büyük bir hata tabii. Bir sonraki pozisyonumuz 74. dakikadan, yani sevgili reji pozisyon 17. Burada Arveladze'nin penaltı beklediği bir pozisyon oldu Necip'le mücadelesinde. Şurada. Yani ben ama zaten hakem doğru süzdü. Doğru. Bir de şu var Murat Caner, yalnız maalesef bizim ülkemizde çok kolay penaltı çalıyor hakemler diye düşünüyorum ben. Yani, hücum oyuncusunun faullerini kolay. O zaten. Mesela stoper arkadan baskı yapıyor ya hücum oyuncusu. Attım yere kendi, kesin faul. Herhangi bir takım için söylüyorum. Herhangi bir takımın stoperi. Ya burada da bence devam kararı doğru. Zaten olabilecek en temiz şekilde herhalde topu almış. Evet. Necip burada. Yani biraz temas oyunu olduğunu, dokunuyor. Evet yani temas oyunu olduğunu unutmamak lazım futbolun. Burada devam kararı trio programında da hakemler tarafından da doğru bulundu. Şimdi bir şey var ki Raşit Altun, pozisyon var ki doğrusu nasıl değerlendireceğimizi, ben ne diyeceğimi açıkçası bilemedim. Ya şimdi şöyle burada evet. Salih Dursun'un pozisyonu. Yo, hakikaten çok acayip. Orada biraz önüne geçiyor şey doğal olarak da Rıdvan hani pozisyon gereği. Şimdi yakından da göreceğiz. Bilemiyorum. Bunun kartı trio ne dedi? Şöyle söyleyeyim bak. Bir defa burada bir duralım lütfen. Biraz daha başa alalım. Tam Salih'in Rıdvan'ın önüne çıktığı andan itibaren varsa şurada. Şu şeyin öncelikle her şeyin önünde şu hamlenin, Salih'in bu hamlesinin faul oldu. Peki devam ediyor. Ama devam avantaj Beşiktaş'ta olduğu için devam ettirdi hakem. Devam etti. Bu zaten faul. Devam ediyor. Durduk. Dur. Boğazını tuttuğu an bir sarı kart. Devam. Ama herhalde onu görmedi hakem. Sadece vurduğunu gördü diye düşünüyorum ben. Bu vurduğu da yine borderline, hatta özetle şöyle söyleyeyim. Yani iki sarı ya da bir sarı bir kırmızı çıkmalıydı buradan şeklinde bir değerlendirmesi oldu hakemlerin. Evet yani ben de onu söyleyeyim. Biraz iyi yani ucuz atlatmış Salih. Bayağı. Herhalde hakem bence yani şunu görmedi bence hakem. Yani sizin dediğiniz gibi tutuyor ya önden. Onu zaten göremedi herhalde. Yani vurduğunu da vurma olarak değerlendirmedi. Sert bir hareket olarak değerlendirdi. Ama yani profesyonel seviyede bunları nasıl yapıyor bu arkadaşlar? Hakikaten aklım almıyor. Yani Türkiye'nin en üst futbol ligi değil mi? En üst düzey futbolcu. Büyük takım görmüş. Yani şurada bak yani bu Ben girişine pozisyon gereği ilk pozisyon yerdeki tamam ama tamam o doğru pozisyon gereği olabilir de yani bunu sonrası tutması ve yani şimdi yani evet ucuz atlatmış yani ama oluyor bunlar futbol tabii adrenalin oluyor bunlar da elbette ancak işte karşılığının olması lazım disiplin uygulaması. Dün akşam Trio'nun vurguladığı da buydu. Son olarak bir pozisyonumuz maçtaki daha var. Tek şey de buydu zaten. Herhalde tatsızdan hakikaten. Değil mi? Ama orada aslında yakında ama herhalde şeye değerlendiremedi. O kadar şey olduğunu yani bence alttan tutmayı görmedi. Görmedi muhtemelen onu. O çünkü ters öbür tarafta diğer kolunda olduğu için yani sol koluyla yaptığı için hakem de öbür tarafta arada Rıdvan var. Onu göremedi diye tahmin ediyorum. Ama vurmayı işte, da böyle vurma olarak değil de herhalde böyle itme olarak. Çünkü vuruyor yani orada. Doğru süzememiş orayı. Bak şimdi burada görüyor da yani bak bakıyor ama kolu ya tabii görmesi lazım. Ya tabii Halil Umut Meler'e de ligin en formda hakemi dedik ama o pozisyon tabii evet. Kaçtı. O ya ben şimdi bunlar olur. Hakem hata yapacaktır. Elbette. Yani. Mesela o eli kaçırmasın ama penaltıyı kaçırma yani. Bu yani tamam pozisyon gereği. Şu pozisyon değil de ilk pozisyon. Yani bayağı vuruyor değil. Yani. Evet. Bir sonraki pozisyon bayağı paketlemiş yani Rıdvan yani. Salih. Bir sonraki, bu arada tabii doğru bir şey değil de Rıdvan'ı da belki bir noktada tebrik etmek lazım. Kalkıp aynı şekilde cevap vermediği için tabii, değil mi? Tabii. Ama Rıdvan... Olayı daha fazla çirkinleştirmediği için. Ben mesela Rıdvan'ın Avrupa'ya transfer olacağını düşünüyorum. Yolu açık olsun genç, becerili, evet, yani azimli. İyi bir bonservis bedeliyle. Çünkü hakikaten özellikle ofansif olarak çok katkısı var. İyi. Defansif olarak da oynadıkça gelişecek. Fizik gücü de artacak. Yani tam klasik böyle modern bir sol bek. Milli takımın da ihtiyacı var. Yani evet. Hakikaten en büyük sıkıntımız sol bek. Tabii de santrafor şimdi de. Burak sonrasından bahsettiğim için söylüyorum. Cenk Tosun var. O da maalesef sakatlık sıkıntıları. Bakalım ne olacak Cenk Tosun'da? Salih Dursun bence yavaş yavaş hazır olacaktır. Salih Dursun mu? Olmaz mı? Salih Dursun değil herhalde. Salih Dursun nereden çıktı ya? Çok affedersin. Fenerbahçe'den Serdar Dursun. Çok özür dilerim. Ama yani. Yaşı var Serdar Dursun'un da. Hani o zaman Cenk Tosun da var. Cenk Tosun mu Serdar mı dersen bilmiyorum yani. Cenk Tosun tabii de hani yaşı var diyorum. Böyle genç jenerasyon bir Güven Yalçın var. Yani Halil Dervişoğlu çok büyük hayal kırıklığı oldu Galatasaray'da. Yani iyi bir forvet santrafor sıkıntımız var bizim şu anda. Sol bekte hadi Rıdvan geldi. Diye tahmin ediyoruz Halil için de. Daha iyi noktaya taşıyacaktır oyunu. Çünkü daha fazlasını vaat eden bir oyuncu. Daha fazlasını yapabileceğini vaat eden bir oyuncu. Şu son pozisyonu da tamamlayalım. Burada da Karagümrük takımının futbolcularının itirazı oldu. Vida'nın ceza sahasına top eline çarptığı gerekçesiyle. Evet eline çarpıyor tabii canım. Ancak burada ama yani kapalı olan vücuduna sağ eline yapışık yani olan. Koluna her şeyi yapmış adam yani. Bütün kuralları uygulamış. Orada sol kolu açık. Eğer sola çarpmış olsaydı tamam. Tamam o zaman tartışılabilirdi. Evet. Yok o zaman penaltı olurdu zaten vücudu. Ya tamam o vesaire. Zaten ama burada zaten şey arada vücut var. Çok kolay değil oradan da sol koluna çarpması. Açık evet ama hani bu alakasız bir pozisyon. Yani penaltıdan bahsedilebilecek bir yalnız şey. Yine Emre ile Rıdvan. Maç boyunca diyorum. Sadece ya, ikisinin ısı haritasını nasıl acaba? Orada böyle ettiler. O koridor boyunca 105 metre gidip gelmişler. Hakikaten o ikili. Güzel ama güzel keyifliydi ikisinin. Yani maçtaki en güzel mücadeleydi. Şöyle bakıyorum. Var mı sevgili Tolga atladığımız bir şey? Her şeye girdik herhalde. Tamam. O zaman bir sonraki sayfamız neymiş? Hemen şuradan bakalım. Şurada. Konya'da gözyaşları sel oldu. Konyaspor'un Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçta hayatını kaybeden Ahmet Çalık anıldı. Karşılaşma öncesi düzenlenen törende tribünler, taraftarlar, sahada ise futbolcular duygusal anlar yaşadı. Yeşil beyazlı oyuncu özel pankartlar, video klip ve karanfillerle yad edildi. Stadı dolduran Konyasporlu taraftarlar karşılaşmanın 6. dakikasında da Ahmet Çalık için sahaya karanfil attı. Konyaspor-Adana Demirspor karşılaşmasının öncesinde geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Yeşil Beyazlı kulübün oyuncusu Ahmet Çalık unutulmadı. Konya ekibi ısınmaya Ahmet Çalık fotoğrafının bulunduğu formalarla çıktı. Taraftarlar Ahmet için tezahüratlarda bulunurken hazırlanan özel atkılarla ve açılan pankartlarla stadyumda duygusal anlar yaşandı. Maçın 6. dakikasında futbolcular topu oyun dışına gönderirken taraftarlar da tezahüratlar eşliğinde milli oyuncu anısına sahaya karanfil attı. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 2021-22 sezonunun isminin Ahmet Çalık sezonu olduğunu bildirdi. Konyaspor Adana Demirspor'u evinde 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmanın tek golünü Rahmanoviç atarken yeşil beyazlı futbolcular gol sevincinde Ahmet Çalık forması açtı. Bu sonuçla Adana Demirspor'un 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile yöneticiler Ahmet Çalık ailesiyle birlikte saha kenarından hazırlanan video klibi izledi. Bir kez daha başsağlığı dileyelim. Ateş elbette düştüğü yeri yakıyor. Ailesi, başta ailesi, sevenleri olmak üzere Konyaspor camiasına, Konya'ya, tüm futbol camiasına, ülkemize başsağlığı dileyelim. Allah rahmet eylesin. Arkadaşları da dün, yani bütün Konya taraftarıyla, bütün şehriyle saygı duruşunu gayet güzel bir şekilde gerçekleştirdiler. TFF'ye de teşekkür ederim. Böyle bir karar almışlardı. İsim vermeme kararı. Çünkü maalesef bizde her şey suistimal edildiği gibi orada da böyle bazı tartışmalar oldu. İsim vermeme kararı almıştı Türkiye Futbol Federasyonu liglere. Tabii Ahmet için bu sene böyle bir şık bir hareket yapmış oldular. Teşekkür ederiz biz de hem TFF'ye, Konyaspor ve bütün tabii Türkiye'deki spor kulüpleri Murat Can'a hakikaten Ahmet Çalık'ı çok güzel andı bence. Yapacak da maalesef hayat böyle, yapacak bir şey yok. Zor bir ruh haliyle çıktı. Maç da çok zor bir maçtı ama maç Konya takımı güzel bir maç oldu. Keyifli bir maç oldu. Dediğimiz gibi arkadaşlarının anısını onurlandırdılar. Camia olarak güzel bir geceyi geride bırakarak zor maçtı gerçekten. Adana Demirspor'un da pozisyonlar bulduğu, Konyaspor'un da pozisyonlar bulduğu bir karşılaşma ve bir golle galip tamamladı ve gazetede yazıldığı gibi Konyaspor takibini sürdürdü. İki takımın kalecisi de çok iyi. Bak Seyic de Muriç de. Uğurcan'ın arkasından en iyi performans gösteren kaleci Seyic. Zaten Konyaspor'un kalecisi. Muriç de çok iyi. Ben geçen programda anlattım ama bizim programım değil. Şimdi bu Manchester City'nin oyuncusu ya Seyic. Muriç. Murat Caner maçını seyretmeye City'den, teknik ekipten, yani Manchester City'nin oyuncularının performanslarını takip eden bir ekibi varmış. Oradan biri gelmiş ama maç günü değil. Mesela maç pazar ya, cuma günü gelmiş, iki antrenmanını da seyretmiş Muriç'in. Sonra da maçını da seyretmiş. Bu yüzden işte Manchester City, bu oyuncu bu yüzden Manchester City'de elbette kiralık. Üçüncü kalecisi bile değil bu Manchester City'nin. Üçüncü kalecisi olsa kulüpte tutarsın. Gönderdi. Oyuncusunu geliştiriyor ve antrenmanlarını bile takip ediyor. Biz de söylemeye gerek yok değil mi? Altyapı falan. Hep konuşuyoruz ama söylemeye gerek yok yani. Elbette birisi fark edecek bunu bir gün. Yok abi. Ne kadar önemli olduğunu ve bütün meselenin bu olduğunu. Yok abiciğim, ben o kulüpte ya da kulüplerde bunu ilk fark eden ve ilk hayata geçiren kulüplerde gerçekten, ama doğru ve ciddi manada diyoruz, bunu bir politika olarak benimseyip, strateji olarak benimseyip arkasında istikrarlı bir şekilde irade koyabilen kulüpler çok kısa zamanda çok uzun mesafeler kat edecekler. Evet. Çünkü öyle bir durumdayız ki bu alan çok bakir. O yatırım yapılmayan bir alan. 83 milyon ülkede. Ve bunu yapan takımlar, kulüpler, bunu akıl edip becerebilen ve arkasında istikrarlı bir şekilde duran kulüpler kısa zamanda çok büyük adımlar atacaklar. Ama herkes bunu konuşuyor. Biz de dahil. Yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Biz zaten sadece konuşabiliriz. Ama kimse yatırım yapmıyor. Buna büyük kulüpler dahil. Ya şimdi orada insan yetiştiren insan meselesi var biliyorsun. Evet. Tamam. Konuşuyoruz, çok var. Oyuncu kardeşimiz var, adaylar var, gençlerimiz çok seviyor, futbolcu olmak istiyor, yetenek var, beceri var, nüfusumuz çok geniş, çevre ülkelerden de cazibe merkezi olabiliriz, öyleyiz, daha da iyisini yapabiliriz diyoruz. Ancak bir de asıl meselenin gelip tıkandığı nokta insan yetiştiren insan meselesi. Şimdi birçok, seninle de konuşuyorlardır, birçok bu işin uzmanlığını okumuş genç kardeşlerimiz var. Yetiştiricilik, antrenörlük vesaire, bu işlerin ilmini yapmış, ciddi manada okulunu bitirmiş, tecrübe etmiş genç kardeşlerimiz var ama hepsi demeyeyim, birçoğu farklı sektörlerde çalışmak mecburiyetinde. Ama işte bu kulüplerin kalıyor. Kulüpler maalesef hala, yani büyük kulüpler dahil ahbap çavuş. Bu ilişkileri. Ağı geliştirmek lazım. Ama kimse işte bir tane kulüp. Çünkü maliyet ya, demek. Ya aslında çok da büyük maliyet değil. Maliyet demek. Yani birkaç tane kulüp var işte. Bursaspor, altyapısı kuvvetli. Beşiktaş. Her şeye rağmen Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor. Zaten bak Türkiye'deki liglerdeki en büyük yükü. Trabzonspor bambaşka. Trabzon, Bursa, yani. Üç büyükler. Altay, Gençler Birliği'nde, Gençler Birliği'nin altyapısıyı bunlar çekiyordur. Ki popülist onlar da iyi değil de. Hani iyi tabii de hani diğerlerine göre iyi. Ama hani bir Avrupa'daki kulüplerle kıyasladığın zaman mukayese bile kabul etmez. Popülist olmaktan uzaklaşıp evet, doğruyu yapmakta yok abi, fayda var. Yapmıyor kimse. De burada aileleri de iki gün önce mi konuştuk? Ailelere de iş düşüyor. Herkesin oğlu Messi biliyorsun. Herkesin oğlunun hakkı yeniyor. Torpil var. Hiç Sergio Busquets çıkmıyor değil mi? Yok olmaz. Stoper hiç kimsenin oğlu şey değil yani. Hayır, Sergio Busquets de mesela yetenek anlamında. Sen de çok şey örnek verdin ama yani. Ama yetenek anlamında evet, kıyaslarsan diğer oyuncularla çok yetenek. Ama o bak torpilli olabilir o babası. Ama yıllardır domine ediyor orta sahada. Abi bak milli takım düzeyinde, Avrupa düzeyinde. Muratcan futbolda torpil olmaz. Olmaz. Sahada herkes her şeyi görür. David Beckham'ın oğlu oynasaydı o zaman. Değil mi? Mesela. Oynayamaz mıydı? Takımı bir de denedi, zorladı bir hani futbolcu olmak. Ya futbolda torpil. Ya mutlaka ufak tefek şeyler oluyordur illaki. Ama saha var, sahada kendinizi gizleyemezsiniz yani. Sağlaması yapılıyor aynı evet, öyle. Yani maç biraz duygusal olarak benim de arkadaşlarım da var tabii, biz olayın çok içinde olduğumuz için bizim de kanalın hazırladığı Hayrullah hazırladı herhalde o klibi de. O da çok etkilemiş millet. Evet. Hakikaten çok duygu patlaması yaşamış herkes yani. Dünkü maçta da aynı şekilde. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Arkadaşlarımızın eline sağlık. Yapacak bir şey yok. Konyaspor için de artık galibiyetin hiçbir önemi yok tabii ama sonuçta 42 puan yaptı onlar da. Plaka yapmışlar. Bu şeyi, bir maça eksik bu üzüntülü evet, anı, bu travmatik anı bu şekilde atlatmak, bu zorluğun üzerinden gelebilmek, bu şekilde gelebilmek aslında en sağlıklısı oldu diyebiliriz evet, herhalde. Her iki takımı da tebrik edelim mücadelelerinden dolayı. İki takım evet, da çünkü güzel maç oldu. Korakor mücadele etti. Pozisyonlu karşılaşmaydı yani. Balotelli'nin eksikliği de hakikaten bence çok fark ediyor şeyde, Demirspor'da. Yani Balotelli orada sadece santrafor, sadece gol atmıyor yani. Mesafe tanımadan kaleyi gördüğü yerden şut çeken oyuncu. Takımda bir lider pozisyonunda her hatayı yönlendiriyor. Bence Balotelli'siz eksik çıkıyor sahaya. Adana Demirspor. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Onu Newcastle istiyormuş. Yani haberler de çıktı. Buna rağmen Adana Demirspor'un oyununu Vincenzo Montella pozitif futbolunu tabii. sahaya yansıtmaya devam ediyor. Hoca yapıyorlar. Beri. Mesela bak İsmail çok çalıştı. Siz de Bursaspor'dan. 4. haftada gelmişti değil mi Montella? 3. hafta. 4'te 5. 3. hafta sonunda geldi. Bak gelir gelmez ne yaptı biliyor musun Murat Caner? Samet'e kaydını stopere koydu. Doğru. Ve hakikaten şu anda ligin en iyi 27 yaşında ligin en iyi stoperlerinden. Transfer için adı geçiyor işte. Trabzonspor'a transfer evet. 4 milyon TL'ye aldı geçen sene. Keçiören Gücü'nden. Yani hakikaten bir de yani tabii İtalyan teknik direktörler öyle oluyor ama Montella'da yani sağ kenarında çok klas yani. Hayır şeyde klas. Çok büyük mesafe. Muratcan sağ içinde zaten hocalığı yani Milan'ın hocalığını yapmış adamdan bahsediyoruz. Doğru. Ama sağ kenarında da şey adam yani. Hakikaten çok klas değil mi? Öyle. Mancini açıklamalarıyla falan. Maç sonu açıklamaları. Tarzı. Ben de çok dikkat ederim öyle saçlar, tıraş, saati İtalyan ya adam hakikaten. Çoğalmasını dileyelim böyle yani bu tarz klas insanların kenarda. Bir sonraki sayfamız nereden geliyor? Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden geliyor. Gaziantep'te kar engeli. Hafta içi mesaisinin açılış maçı yarıda kaldı. Gaziantep'in Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle devam edemedi. Devresi 0-0 biten mücadele aksi bir karar çıkmazsa bugün devam edecek. Aynı saatte kaldığı yerden yani devam edecek. Bitsin ya. Tabii bitmesi çok önemli. Şimdi Muratcan yalnız Tunç abi mesaj atmış. Altınordu'dan Sivasspor 4 yıl önce Murat Dizdar'ı almış Altınordu'dan. Altyapıya. Ve evet, artık Sivasspor'un da altyapısından milli takımlara oyuncular gidiyor diyor. Yani Sivasspor da böyle bir yatırım yapmış da biz İstanbul merkezli yaşadığımız için bizim bilmiyoruz. Bizim eksiğimiz, teşekkür evet, ederim Tunç abi hatırlattı yani ve bizi de alsın oradan. Murat Dizdar'ı almış 4 yıl önce. Tabii bir de altyapıda şöyle bir şey var. Altyapının başına Murat Caner'i getirdin. Yarın ne yapacak abi Murat Caner? Bir 4 sene, 5 sene, 7 sene. Doğru. Yani bugün Beşiktaş'ın altyapısındaki oyuncuların 8 sene, 7 sene önceki o makineyi işler hale getiren insanlar yapmış, hocalar tabii yapmış yani. Oradaki yönetim artık o dönem kimse. Sivas'ta da böyle bir şey olmuş. Tebrik ederiz. Sivasspor da hakikaten zaten ligin. Ben mesela hani hep konuşuyoruz ya Murat, Anadolu'dan şampiyon çıkacak mı? İşte Sivas, Adana Demirspor, Konyaspor böyle iyi yönetilen, borcu olmayan, yani az olan tabii borçsuz profesyonel sürdürülebilir borç. Onun sürdürülebilir. Doğru ifadesi budur. O. Sürdürülebilir borcu var Sivasspor'un. Borçsuz alttan oyuncu da atmaya başladılar. İşte altyapıdan değil ama Kerem Atakan Keskin bana genç oyuncu da oynatıyorlar. İnşallah yani neden olmasın Anadolu'dan şampiyon. Sivasspor, Adana Demirspor, Konyaspor. Futbolun gelişmesi için de bu önemli. Bu önemli değil. Tek yol. Tek yol. Evet. Altyapı hayır. Altyapı tek yol tabii ki ama hani Anadolu'dan şampiyon takımların çıkması da önemli. O zaten futbolun gelişmesi evet, demek. Çünkü tek başına rekabet edersen ne olacak? Kiminle oynayacaksın? Evet. İşte liginin seviyesi yükselmez. Premier Lig'in bütün meselesi o değil evet, mi? Orta sıralardaki takımın gücü, takımların gücü. Yani sen çok iyi bir takım, bir bıçak olduğunu düşün. Bunu bileylemezsen bravo, kesmez. Aynen. Biley de nedir? Rakiptir. Bu kadar basittir yani. İnşallah o daha iyi olacak yani. Bak Sivasspor'da bir şeyler yapmış yani. Yapıyormuş daha doğrusu. Biz bilmiyormuşuz. Sen demin bahsettin. Kabaca bir konuştuk Gaziantep maçında bu penaltı pozisyonuyla alakalı. Evet. Nasıl oldu? Neler yaşandı? Şey atılmadan önce, penaltı vuruşu kullanılmadan önce. Tabii çok zordu. Kar yağdığı zaman biliyorsunuz şeyi kaybediyor kameralar. Var offside çizgileriyle koordinasyonu evet, ölçemiyor. Manuel olarak belki yapılabilir ama tabii işin o kadar detaylı bir hakem olmadığımız için bilmiyoruz. Şimdi burada penaltı noktası temizleniyor. Temizlenmeye çalışılıyor. Burada Furkan Soyap ya inanılmaz bir görüntü aslında biliyor musun? Yani bence yani o kadar attığı kardan hiçbir şey olmaz biliyor musun? Psikolojilerini bozmak için. Ya gülüyor ama zaten tabii canım gülüyor ya. Değil mi? Bence orada arkadaşıyla şakalaşıyor tabii yani. O psikolojisini bozuyor şeyin. Penaltı atacak. Yani yüzü net bir şekilde görünüyor tabii. Güldüğü yani. Ve orada olumsuz bir reaksiyon da almıyor. O sadece tabii, bir espri olarak. Tabii bir de bir şeyler konuşuyorlardı. Yansıdı. Yapma oğlum diyordur orada. Ya dur diyordur falan. Muhtemelen. Şimdi o da güzel yani hani esprili bir an olarak yansıdığı ekranlara. Penaltı kullanılma anı. Münir üst direğe vurdu. Topu bu arada Güney'in de ayakları çizgide değil. Vuruş anında şimdi göreceğiz. Atalım arkadaşlar penaltıyı. Eğer kolay da olacaksa pozisyon 13 dostlar. 45+2. Ya bu sahalarda ısıtma da var ama birden çok tipi yağdı. Mümkün değil. O ısıtma evet, onu da konuştuk federasyon yetkilileriyle. O ısıtma evet var. Ancak ısıtma çimin bozulmasını engelleyecek düzeyde. Evet, tabii onu var, söylüyorum. Yani bu karı tabii, eritecek tabii, düzeyde değil o ısıtmalar. Yani deyince, hepimizin aklına o geliyor. Yani evet, niye erimiyor diye. Evet. Ama bu kadar karı eritecek. Evet. Bu kadar karı eritecek bir ısıtma olsa çim kalmaz. Evet. Ha biz hani ısıtmalı elektrikli yorgan yani, var ya elektrikli şey vardı ya, eskiden vardı hani sobalı evlerde. Elektrikli şey gibi düşünüyor. Öyle bir şey yok yani birazcık o hani çim ölmesin diye hafif ısıtıyor alttan. Benim bunca senedir anlamadığım şey ne biliyor musun? Statlar yapılıyor. Evet. Ama üstleri açık kalıyor. Ama ya bu tabii ki bir yönetmelik, bir kanun, bir kural, UEFA, FIFA vesaire tam oralardan geliyor. İzin vermiyor zaten de. İzin ver, ama niye? Ha, şu olabilir. Üstü kapatırsınız. Essin. Yağmur kar olunca üstü kapatırsın açarsın ama kar yağıyor burada. Abi ona UEFA izin vermiyor. İşte vermiyor. Vardır bir gerekçesi. Ama bence de öyle. Salon sporu olur o zaman. Bence de açık olması lazım. Her zaman kapatmayacaksın ki. Kar yağdığı zaman kapatacaksın. Ama maç esnasında diyorsun sen. Abi, kar yağıyor kapatacaksın. Şu hale gelmeyecek yok, işte. İzin vermiyor. UEFA ben öyle biliyorum çünkü bir kere bunun şeyi olmuştu. Galatasaray'ın stadının üstü kapanacaktı, açılacaktı. Evet. Yani kapanmasının izin vermiyor ama şu tabii, var tabii, mesela maç başlamadan açarsın. Yani bütün gün kar yağar. Yağmaz, açarsın ama burada tipi yağıyor zaten. Buna bir şey yapması mümkün değil. Vallahi ben Murat Caner tabii hakemin kararına tabii ki saygı duyuyorum federasyona ama ben ne olursa olsun oynatılması taraftarıyım. Ben de aynı fikirdeyim. Ya bu maçı bitireceksin yani başlattıysan. Ben de aynı fikirdeyim. Yani orada çizgileri mi tabii bizim biraz daha hassasiyetimiz var. Ekipler kaldı şimdi orada başka bir yere gidemiyorlar vesaire. Arkadaşlarımıza da buradan kolaylıklar diliyorum. Yok ben yayıncı kuruluşta çalışıyoruz. Bizim programı alt üstü diye söylemiyorum. Hakikaten kendi fikrim. Abi doğru söylüyorsun. Salon sporu değil ki. O zaman basketbol. Ama galiba Malatya sporlu Özgür Kablo yeni Malatya sporlu futbolcular istememiş. Ben zaten onlar futbolcular öyle çok şey konuşuyorlardı tabii. Ne duymuyoruz ama yani bence o bitirecek maçı yani. Oynayacak. Malatya değil. Gaziantep'li oyuncular. Ben yanlış mı söyledim? Gaziantep'li oyuncular. Neyse bu bilgiyi silin lütfen Malatya. Değerli izleyenler. Akıllardan karıştırmış olabilir. Ben diyorum ki maçı başlat yani futbolun içinde var bu. Yağmur, kar, buz. Yani buzda pek tabii oynamak mümkün değil de bence yağmur, kar devam olması lazım. Yanlış anlaşılmasın. Maç başladığı anda başladığı için söylüyorum. Maçtan önce kar zemin, hayır. Maçtan önce oynanabiliyorsa maçı bitirmek gerektiğini. Şu zeminde oynayacak. Bazı şeyleri, şans topu olacak o tabii o zaman. Pratikleştirmek, kolaylaştırmak gerekiyor. Neyse burada penaltı bakın ayak çizgide değil. Diyeceksiniz ki ya çizgiyi nereden görüyorsun? Evet ama yani kale direğine eğer referans alacak olursanız tekrar vuruş anına dönelim lütfen. Onu hakem de görüyordur, yardımcı hakem de zaten. Vuruş anı. Bir ileriye birkaç çıktı gördünüz mü? Top üst direğe çarpıyor ve Münir gidiyor topa vuruyor tekrar. Müdahale ediyor. Ama etmese de zaten orada başkaları var herhalde. Yok Gaziantep'te kendi arkadaşı da var. Yok ama yetişemezmiş zaten. Bak hemen nasıl Ertuğrul hemen tamam diyor. Sakin olun diyor ya. İşte burada eli kaldırması lazım evet, değil mi? Diyor. Evet doğru. Olmuş. O out veriyor zaten. Yani orada diyor ki tamam out oldu mu diyor acaba hani. Zaten out oldu mu diyor. Başladım. Ama kural tabii farklı. Kural farklı evet. Demin de söylediğimiz gibi. Tekrar başa saracak olursak. Ha bu arada bu çizgiye basmama, ihlal meselesi. Bir ara biliyorsun çok ciddi uygulandı. Ondan sonra dediler ki ya tamam hani ama uyguluyorlar yani konusunda. Bu maçta bence biraz sadece çizgiye basmak değil, rakip ya da kendi takımından oyuncuların sahaya onu uygulamıyorlar ama. Onu ama çizgiyi uyguluyorlar bence. Zaten yani bu büyük oranda da kaleciler aksatmıyordu bunu. Burada Günay biraz belki ama orada karambol zaten. O da belki çizgi görmüyor. Bir de tipi vardı hakikaten gözler falan. Evet. O da bir avantaj sağlayayım buradan demiştir kendine. Olabilir yani. Bak ben böyle şeylere bir şey demiyorum. Profesyonel sporcu orada bir avantaj bir adımdır açıyı kapatıyor. Ama tabii burada ne dedin sevgili Tolga? Futbolda tamam. Enteresan. Top direkten dönüyor ya. Evet. Günay kurtarmıyor. Ha. Top direkten dönüyor. Belki öyle bir kurtarması vardır. Ama onu bizim trio söylemiştir onu. Şimdi Tolga da 1000 tanesinin içinde bakamaz da. Burada yalnız futbolunda Diko geçen hafta. Onlar şöyle söyledi. Top direkten döndüğü için kaleciden değil. Ha. Ayakları yere basmıyor. O top direkten döndüğü için VAR karışamaz. VAR karışamaz. Dedi hakemler. Diko da Gaziantep'ten geldi. Muhtemelen evet. Şumadik almıştır Diko'yu Gaziantep'e. Gaziantep onun yokluğunu da arıyor bu arada. Şu pozisyon da güzeldi. Oyunu içerisinde. Raşit Altun var mı eklemek istediğiniz dünkü maçlarla alakalı olarak yoksa bir araya gideceğim? Vallahi buyurun araya gidelim. Yani o zaman. Maçla ilgili çok fazla bir şey yok ama bence keyifliydi seyretmesi maçı yani. Yani seyretmesi güzel tabii. Oynaması çok zordur da karda. Bir araya gidelim değerli izleyenler ardından da Fenerbahçe ile devam edelim. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Fenerbahçe ile devam edeceğiz demiştik. Milliyet gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza başlığımız Mesut yardımcı olmalı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal göreve gelmeden takımı izlerken durumlarına çok üzüldüğünü dile getirdi. Kartal, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in ufak tefek problemleri olabileceğini söyleyerek takım kaptanı olarak bize daha fazla yardımcı olması lazım dedi. Şöyle satır başlarını özetlemiş gazete. Başkanımız beni aradığında ilk günkü heyecanla kendisiyle buluşmaya gittim. Fenerbahçe'yi takip ettiğimi, oyuncuların kapasitelerini bildiğimi ve elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi izah ettim. Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Şu anda oyuncuların kalitesinin, becerilerinin ve kariyerlerinin yüksekte olduğunun ama mental durumun aşağıda olduğunun farkındayım. En büyük sorunum zaman. Zamanla yarışıyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz. Buna rağmen oyunculardan pozitif elektrik aldım ve bu durum beni mutlu etti. Taraftarımızın haklı olarak istenilen sonuçlar ortaya çıkmayınca oyunculara karşı zaman zaman tepkisi olmuştur. Taraftar her zaman haklıdır. Onlar varsa biz varız. Onlar sayesinde bu camia ayakta kaldı. 3 Temmuz sürecinde bunu herkese gösterdik. Bu göreve gelmeden önce Fenerbahçe'nin maçlarını izlerken çok üzülüyordum. Bu oyuncuların çok daha iyisini yapabileceğini biliyorum. 3 kulvarda devam ediyoruz. Her ne kadar kötü gibi bir algı varsa da 17 puan geride olmamıza karşın matematiksel olarak şampiyonluk şansımız var. Türkiye Kupası iddiamız var. Konfederasyon Kupası'nda, Konferans Kupası'nda Slavia Prag'la oynayacağız. Çok disiplinli bir takımla oynayacağız. Çok iyi takım Murat Caner. Evet. Ama bunları başaramayacağımız buradan başaramayacağımız anlamı çıkmasın. Bugün birlik olma günü. 3 kulvarda gidebildiğimiz kadar taraftarımızın desteğiyle gitmeyi hedefliyorum. Bunun için buraya geldim. Ben çok net ve içinden geldiği gibi konuşan birisiyim. Mesut Özil, dünya çapında bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu ve düzgün bir insan. Bazı ufak tefek problemler olabilir. Bence bundan sonra daha iyi olacak. Kendisiyle daha fazla iletişim kuracağız. Kendisi de biraz daha bize yardımcı olacak. Takım kaptanı olarak biraz daha birlikte hareket edeceğiz. Bize de yardımcı olması gerekiyor. Burada acaba ne demek istedi İsmail? Yani birazcık herhalde Mesut biraz daha mı elini taşın altına sok demek istedi. Mesut kırıldı mı diyor. Yani evet, bu süreç iyi yönetilemedi ve Mesut'un kırgınlığı mı var demek istiyor. Yani bundan sonra düzelecek diyor. Evet, biraz daha bize yardımcı pansuman yapacağız ve hani kırgınlık varsa vesaire varsa bunu ben onu anlıyorum, bilmiyorum. Ya Mesut tabii çok olağanüstü yetenekli bir oyuncu ama böyle çok liderlik şeyi olan bir futbolcu değil sağ içinde diye düşünüyorum ben. Ya elinde Mesut Özil varsa Mesut Özil'e göre bir kurgu, Mesut Özil'e göre bir kadro yaparsın. Ben de aynı fikirdeyim. Aksiyen yerleri evet, ufak ufak düzeltirsin. Ben aslında bu kadar. Neyse. Şuradan bir başlık daha okumak istiyorum. İsmail Kartal, transferi gündemde olan isimlerden Atilla Salahi için de net konuştu Kartal. Şu anda Salahi gibi bir değeri verirsek onun yerini nasıl dolduracağız bilmiyorum. Ama kulüp menfaatleri önemli yorumunu yaptı Atilla Salahi. Bir dakika Murat Can'a bak. İş şu bence. Buyurun. Salahi gibi birini satılma söz teklif var çünkü. Teklif diyelim var. Örnek veriyorum. 20 milyon euro verdim. Evet. 2,5 milyon euro almış adam. Vermeyecek misin? Bence güzel bir vereceksin yani. Fiyat, rakam. Yani kulübün zaten ekonomik durumunu sürdürmek için de bu gerekiyor. Doğru. İş şu, Salah'ı aldın, oynamaya başladı ya, sattığım anda kimi alırımı da ya da sattığım anda yerine kim oynayacağı da çözmen lazım. Diyor ki hocam mesela yerine kim oynar, ne yaparız, dolduramayız. Salah'ı sen sattığın anda yerine oynayacak adamın hazır olması lazım. Bunu iyi beceremiyoruz. Sportif direktör dediğinizde tam bunu yapıyor işte. Görev olarak. Ya peki tabii Türkiye'de bunu ama Atilla Salahi dediği gibi hocanın dediğin çok doğru. Oyuncu olarak Atletico Madrid 20 milyon euro verdi. 15 milyon euro verdi. Yine çok büyük para. 2,5'a almışsın. 15. Bir de şimdi şöyle bir durum oluşacak orada. Oyuncu da gitmek isteyecek. Yani La Liga'ya ya da işte Chelsea ile geçtiği için diyorum Premier Lig'e ve maaşı da muhtemelen 2-3 katına çıkacak. Tabii ki satmak zorunda, satacaksınız yani ve kasanızda hakikaten iyi para gelecek ama iş şu anda Atilla Salah ile Kim Min-jae'nin yerine oyuncu bulması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Yani ajandasında olması gerekiyor. Sattın ana çıt. Kim Min-jae de yarın yani ligin en iyi şu anda stoperlerinden biri. Toplar kapar biri. Yerine çalışılması gerekiyordu hatta bugüne kadar yani. Oynayacakları 2 maçın ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la transferi konuşacaklarını söyleyen İsmail Kartal, bugün için takımı ve oyuncuları maksimum seviyeye nasıl yükseltirim diye düşünüyorum. Şu anda sezon sonu için konuşmaya gerek yok. Biz başkanla orta yolu buluruz ifadesini kullandı. Altay ve bu akşamki Altay ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından milli takım arasına gireceklerini dikkat çeken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal Antalya'da bir haftalık kamp yapacaklarını dile getirdi. Ve bu akşamki maç öncesinde Foto Maç gazetesi demiş ki hedef 3 puan. Avrupa sıralamasından kopmak istemeyen Kanarya bugün Altay'ı konuk ediyor. İsmail Kartal ve öğrencileri galibiyet peşinde. Sarı lacivertliler bugün Ülker Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal ve öğrencileri 3 puanı hedefliyor. Sadece 14 maçtır kazanamayan Altay ise hafta arası Mustafa Denizli ile yollarını ayırıp takımı bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Mert Nobre'ye emanet etmişti. İzmir temsilcisi de zorlu deplasmandan puan çıkarmayı hedefliyor. Altay için de bir yeni başlangıç maçı diye nitelemiş gazete. Ve Avrupa Kupası çok çok önemli özellikle büyük kulüpler için. Ekonomik gelir anlamında. Sponsor bulma anlamında. Mesela yani Galatasaray çok arkalarda kaldı. Ben Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'de atmaya çalışmalı zaten. İlk 4'e ya da Türkiye Kupası. Avrupa Kupalarına gitmek için 2 anahtar. Muhtemel 11'i nasıl görmüş gazete? Fenerbahçe'de kalede Berke, Ağrıları geçmiş mi acaba bugün tam olarak? Ben öyle bir haber görmedim. Yani ben onu bileceğim düşün. İnşallah tabii. Ozay, Samuel, Kim, Salay ve Novak savunma dörtlüsü olarak tahmin edilmiş. Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Mesut ve en ileri uçta da Serdar. Ya burada bir şey söyleyebilir miyim Murat Caner ben? Şu takım değerleri yazıyor ya, bizim bütün şeyler yapıyor bunu. Bütün gazeteler, biz de belki zaman zaman konuşuyoruz ama bu biliyorsun meşhur bir internet sitesi var. Oradan yani oradaki değerlerin hiçbiri ama hani sözleşme, bilinen sözleşme bedelleri üzerinden ortalama şeye, bu bonservis bedeli yazıyor ya. Evet. Ya oradaki editörün yorumu. Hani o, ölçmesi. Ölçmesi yani kendi inisiyatifi. Yani bir oyuncunun değerini ya kağıt üstünde yani internette öyle görünüyor ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey dediğin gibi yani nereye referans alıyor? Örnek veriyorum ben sana. Örnek veriyorum. Mesela Radamel Falcao'nun değeri Galatasaray'a gitmeden önce 3 milyon euro görünüyordu. Yani Radamel Falcao kim 3 milyon euro verir de alır gibi. Yani oyuncu olarak düşünmesin sevgili izleyiciler. En son işte yani orada böyle mesela bakayım ben şimdi yine Falcao'nun değerine bakalım. Yani Falcao bugün 1986 doğumlu. Artık 35 yaşında. Bir 2 milyon euro bonservis bedeli koymuş mesela. Kimse 2 milyon euro verir mi sence Falcao? Vallahi bilemiyorum. Sadece bir referans noktası olarak söylediğin gibi. Evet yani sadece bir referans bu şeyi almayalım yani bunu. Değerlendirmek lazım. Kabaca bir şey veriyor zaten. Yani yoksa öyle bir iddiası yani, da yok. Kesin ama olduğu tamam, bizde şöyle zaten bir durum var ama şöyle bir durum oluştu. Mesela bir futbolcunun değerini yazıyor ya 15 milyon euro. Ya, ya yok öyle kesin olduğu konusunda bir şey yok zaten. Ya mesela bu bak Muslera'nın değerinde 2.8 milyon euro yazmış. Ya Muslera 86 doğumlu da kimse verir mi öyle bir rakam? Ha, izleyicilerimiz bu rakamlar nereden çıkıyor diye merak eden varsa bir internet sitesi var. Çok da büyük bir internet sitesi hakikaten. Çok da iyi. Biz de bazen yararlanıyoruz kesinlikle ama hani bu bonservis bedeli konusunda onların yorumu o. Bu notu da düştükten sonra bizim 11'imiz, muhtemel 11'imiz var mı sevgili reji? Rica edelim. Fenerbahçe Altay karşılaşmasında. Kalede biz de Berke'yi tahmin etmişiz. Novak, Kim, Michy, Serdar Aziz ve Nazım. Savunma dörtlüsü gazetedekinden farklı bizde. Gustavo Sosa savunmanın önünde. Rossi, Mesut Özil, İrfan Can ve en ileri uçta da Serdar Dursun. Valencia'nın bir şeyi mi var acaba? Geçen maçta da oynamadı. Oynamadı. Belki bir şey vardı. Yani ben Valencia'ya tabii diyorum. Eğer top indirebilirse Fenerbahçe 3. bölgeye, orada kalabalıklaşabilirse yani Serdar Dursun'dan da verim alır. Çünkü Serdar Dursun tabii, Serdar gole çevirebilen bir oyuncu. Evet. İç sahada olabilir tabii ama ben Valencia'nın çok özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani. Bambaşka. Yani Valencia varsa oynatırım ben. Bambaşka bir oyuncu. Bu düzenle geçen gün ama Emre Hoca 4-1-4-1 oynatıyordu değil mi? Evet. 4-1-4-1 oynatıyordu. Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu. Ona benzer oyuncu tercihleriyle Gustavo yok tabii. Evet, tabii. Burada Gustavo. Tahmin elbette bu tahmin. Tabii tabii. Muhtemel 11. Muhtemel 11 bu. Hani şöyle bir baktım. Altay'da zor günlerden geçen ve bir çıkış arayan ekip. Ama Murat Can çok belliydi Altay'ın böyle oldu. Herkes konuştu bunu yani Altay gidiyor bak iyi değil gitmiyor olmuyor falan. Kadrosu zayıf Altay'ın. Yani şu anda ben sana söyleyeyim. Düşmenin bir numaralı adayı Altay. Maalesef kağıt üzerinde bu sinyalleri veriyor. Veriyor kağıt üzerinde futbol bilemeyiz. Kağıt üzerinde bu sinyalleri veriyor. Sezon başında başlangıç ile 7. haftadan sonrası herhalde tepe taklak oldu. Çünkü ilk 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta bütün istatistikleri alt üst eden bir performansı vardı. Ama orada takımlar yani diğer takımlar hazır değildi birazcık da. O da anlaşılır bir şey değil ki. Sezon başlıyor nasıl hazır değiliz? Ama işte bizim Türkiye burası Murat Caner yani. Sezon başlıyor. Peki neye hazır olacağız? 10. haftaya mı? 11. ikinci yarıya mı? Yani tabii şimdi ikinci çok çetin geçecek. Evet maalesef bizim kulüplerimiz ikinci yarıya hazır oluyor. Bir ilk milyara var ya ilk milyara hani ilk sezon başlayınca oraya kadar hazırlık dönemi devam ediyor bizim kulüplerimizin. Hiç bitmez hazırlık tabii. Bitmez bitmez. Altay'ın muhtemel 11'ini de rica edelim. Var mı? Buyurun. Lisle başlayacak. Özgür, Murat, Björk, Hender ve Taşano. Savunma dörtlüsü. Tiam Zeki. Kazımcan, Pıneres. Polonyalı kaleci iyi ama. Lis iyi. Ama tabii takım performansı biraz onun şeyini. Tabii, tabii çok şut geliyor, çok gol geliyor. Evet. İlk haftalarda en çok koşan takımlardan birisiydi. Dedim ya istatistikleri alt üst etmişti ama ondan sonra 7. haftadan sonra en son Beşiktaş galibiyetinden sonra bir daha. Da 15 kişi eksikti yani. Evet, 15 kişi eksikti. Galip gelemedi. Altay takımı yoksa oyuncu bazında hani parlayan ve bölüm bölüm takımı sırtlayan oyuncuları da var. Perez gibi, Kapel gibi. Bamba da iyi başlamıştı. Zaman zaman Bamba gibi. Zeki yani zor. Sıklıkla ilk haftalarda en çok koşan oyuncular listesinde ilk 5'e giriyordu. Mücadele anlamında. Vallahi Murat yani büyük Altay'ın işi zor tabii yani. Ben her futbol sever de vesaire. Şeyi sever, Altay'ı sever biliyor musun? Bir sempati duyar bilmiyorum. Benim hani en azından konuştuğum Altay'a her Türkiye'deki futbol severin sempatisi vardır. Bir kere hani İzmir güzel zaten. Altay çok köklü bir kulüp. Bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin hani en köklü kulüplerinden. Ve Türk futboluna hakikaten büyük hizmetler vermiş altyapısından. İşte Cenk Özkaçar Olimpik Lyon'a gitti. Şimdi Belçika'da kiralık. Necati Ateş. Yani birçok hakikaten çağdaş atan. Şimdi aklıma gelmiyor ama İbrahim Akın da mı oradan? Evet İbrahim Akın. Yani çok futbolcu Süper Lig'e, milli takıma, Fenerbahçe'de Erdi vardı mesela gibi. Çok altyapısı iyidir şeyin. Altay'ın İzmir bölgesinde bence en iyi altyapı Altay'da. Fiziksel mücadele olarak karşılaşmanın çetin geçeceğini tahmin edebiliriz herhalde. Fiziksel mücadele düzeyi yüksek bir karşılaşma olacağını tahmin edebiliriz. Kağıt üzerinde favorinin de ağırlıklı bir şekilde evet. Fenerbahçe olduğunu da tahmin edebiliriz. Bir daha rica edebilir miyiz lütfen? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini. Hemen çok farklı bir skor olabilir. Yani çok gol olacağını düşünüyorum en azından. Geçen sene en son Fenerbahçe oynadığı karşılaşmadaki gibi. Yani dedik ya Hilal taktiği uygulamışlar diye. Kanattan kanada ama ceza sahası önünde bir şey yok. Pas yok. Evet. Pas yok. Yani hani denersin isabetsiz olur, denersin savunma uzaklaştırır, bloklar falan yani, değil. Yani. Altay öyle bir savunma yapabilir mi bilemiyorum. Yani ben Fenerbahçe bunu deneyecek mi? İçeride herhalde deneyecektir yani. Bugün bakalım stat nasıl olacak. Muhtemelen de hava da kötü. Ama bol pozisyonda. Ben bol golü maç olacağını düşünüyorum. Ben yani mesela bugünün en keyifli maçı bu olacağını tahmin ediyorum. Tabii bilemeyiz hiçbir zaman ama öyle olacağını düşünüyorum yani. İki takım da bol pozisyon. Başka bir oyuncu bekler misiniz 11'de? Muhtemel 11'de hocanın tercihi olarak. Vallahi sanki 4-1 daha mı şey olurdu diye düşünüyorum. Zaten hani Gustavo Sosa biraz önde olunca 4-1 oluyor ama acaba işte oynatacak mı Gustavo'yu? Gerçi ben İsmail Kartal'ın oynatacağını düşünüyorum. Emre Beyaz'ı oynatmıyordu mesela. Oynatmıyordu, tercih etmiyordu. Evet, yani. Ofansif yönü güçlü değil diye. Daha becerili ofansif olarak oyuncu tercih ediyor. Belki Mert Hakan mesela şeyse tabii o da. Oynayabilecek durumdaysa. Mert Hakan durumu neydi dostlar? Biraz tabii işler biraz karıştığı için. O kadar çok maç oynanıyor ki. Şey cezası falan yok değil mi? Belki başka bir şey var. Kart cezası. En son hani o şeyden Tolga duyamıyorum sesin kesiliyor. Ha Mert abi sakatlığı varmış özür dilerim. Sakatlığı pardon. Hani belki mesela orada daha ofansif Sosa'yı tek bırakıp Valencia ben zaten Valencia ile oynarım da bilmiyorum yani. Benim kişisel tercihim. Valencia varsa tek başına takım gibi mücadele ettiği için zaman zaman arkadaşları üretmekte zorlanırken tek yani başına Fenerbahçe'deki takım gibi mücadele edebiliyor. Üst düzey oyuncu Mesut Özil, Valencia, İrfan Can. Gücü yeterse Sosa. Bunların ben sahada olması gerektiğini düşünüyorum her koşulda. Değerli izleyenler bir aramız daha var. O araya da gidelim ardından da yine bu akşam saat 8'de Fenerbahçe Altay maçıyla aynı saatte oynanacak olan Trabzonspor GZT Giresunspor maçıyla devam edelim. Fırtına hırs küpü. Değerli izleyenler Sabah gazetesinden geldi ekranlarınıza. Trabzonspor, GZT Giresunspor'u yenerek Demir Grup Sivasspor beraberliğini unutturmak istiyor. İlk 11'de son maçtan farklı olarak tek bir değişiklik yapılacak. Yeni transfer Puhac sol bekte Densville'den formayı alacak. Zaten Densville'in de biliyorsunuz orijinal pozisyonu stoper. Sol bek. Stoper. Sol stoper ve iyi de oynadı. Aynen öyle. İyi oynuyor yani. Aynen öyle. İyi de oynuyor. Süper Lig'de açık ara liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor bugün sahasında GZT Giresunspor'u konuk edecek. Sivasspor beraberliğiyle kayıp yaşayan Bordo Mavililer bu kez hata yapmak istemiyor. Fırtına çalışmalarının karşılığını alıp pazar günü oynanacak Galatasaray maçına da moralli gitmenin peşinde cezası nedeniyle Tribünde olacak teknik direktörü Abdullah Avcı. İlk 11'de tek değişiklik yapacak. Sol bekte Denswil'in yerine yeni transfer Puhac görev yapacak. Covid çoku sürüyor. Onu söyleyecektim şimdi. Trabzonspor'da Covid-19 vakalarına bir isim daha eklendi. Bordo Mavililerde Demir Grup Sivas Spor karşılaşması öncesi Vakayeme ile Siopis'in testleri pozitif çıkmıştı. İki oyuncu karşılaşmada forma giyememişti. Vakayeme'nin karantina süreci devam ederken Siopis negatife döndü ancak dün yapılan antrenmana katılmadı. Dün bir ismin daha pozitif olduğu açıklandı. Bu arada Fode Koita dün ikinci kez baba oldu. Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu açıklanırken Gineli futbolcunun da hastalığı nedeniyle kadroya alınmadığı bildirildi. Tebrik edelim, mutluluklar dileyelim. Fode Koita ve ailesine amin. Bu arada Murat Caner, Altınordu'daki Enis Destan'ı yazıyorlar çok Trabzonspor'a medyada. 2002 doğumlu genç bir santrafor. Yani Trabzonspor şeyde geleceğe dönük de çalışıyor. Hakikaten vallahi bu işi en iyi yapan takım ya da takımlardan biri ya da birincisi Trabzonspor. Önceden planını yapıyor, yıllık olarak belirliyor, görüşmesini yapıyor hiç şeye girmeden. Avrupa Şampiyonası'ndan önce Marek Hamšík, işte Perez, Cermiyo'yu almışlardı. İhtiyacı neyse belirliyor. O bu şu bu demeden bitiriyor. Evet. Tebrik etmek lazım. Ya yani Enis Destan'da gerekirse altyapıdan alıyor. Gelecek vadeden bir oyuncu, hani zaten her aldığınız oyuncu gelecek süperstar olmayacak ama deniyor en azından. Hani genç oyuncuya yatırım yapıyor. Kendi altyapısı da, çok özür dilerim. Kendi altyapısı zaten söylemeye gerek yok. Milliyet gazetesinden bir başlığımız var. Yine Trabzon'dan 45 yıl sonra gelen misafir. Trabzonspor 22 Mayıs 1977. Ben henüz 2 yaşındaymışım. Maçın ardından GZT Giresunspor'u ilk kez bugün konuk edecek Trabzonspor. O sezon Bordo Mavililer şampiyon olmuş, Yeşil Beyazlılarsa küme düşmüştü diye yazmış. Peki deminki gazetede şey var mıydı? 11 bakayım şuradan. Varmış. Ha yok, bu o değil. Bakayım. Varmış. Trabzonspor'u nasıl tahmin etmiş? Evet, bir önceki sayfa. Kalede Uğurcan, Perez, Hüseyin, Hugo, Puhac, Dorukhan, Marek Hamšík, Bakasetas, Vişça, Abdülkadir Ömür ve Cornelius şeklinde. Bakın Milliyet gazetesi nasıl tahmin etmiş? Kalede Uğurcan, Perez, Hüseyin, Hugo ve Puhac ya da Denswil olabilir demiş burada parantez içerisinde. Dorukhan, Marek Hamšík, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vişça ve Cornelius aynı şeyi paylaşmış Milliyet gazetesi. Tahmin etmiş. Orada 45 yıl sonra tabii her takım aslında 45 yıl sonra. Tabii. Yani 44 yıl sonra lige çıkınca ilk maçta Giresun'daydı. Orada birazcık o yüzden oluyor. Giresun da iyi işler yaptığını söyleyebiliriz Murat Caner. Yani ligin en ucuz kadrosu Giresun. En maliyeti düşük kadrosu Giresunspor. Vallahi tabii sol bekin performansını göreceğiz. Neticede Bundesliga oyuncusu. Ben bizim ligimize uygun bir oyuncu profili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki izleyip göreceğiz. Acaba Vitor Hugo ile Denswil beraber oynamaz mı? İki sol bek, olmaz mı? Olur tabii ama yani iki sol olacağına bir de ama yerli şeyi var, kontenjanı var. Doğru. Ama şey var, 4 tane yerli oluyor. Abdülkadir, Dorukhan, Uğurcan. 4 oluyor. Oynayabilir aslında. Oynayabilirmiş aslında. Yani. Evet. Bence oraya bir transfer takviyesi yapacak Trabzonspor. Stoper alacak bence. Muhtemelen de yerli diyeceğim ama yerli kim var? İlk kez izleyeceğiz. Evet. İnşallah oynar da izleriz. Karşılaşmada Vakayeme'nin yokluğunu çok hissediyor Trabzonspor. Ya, mümkün hangi takım olsa hisseder. Evet. Yani Trabzonspor gerçek. Vakayeme'de gelince hakikaten Vakayeme Visca bilemiyorum Murat Caner. Yani bakalım ilk başta biraz uyumsuzluk vardı Visca ile takım arkadaşları arasında. Bu daha belirleyici olur. İçeride iç saha maçı bile. Güzel bir maç bizi bekliyor. Yani Giresunspor çok disiplinli bir takım. Hakan Keleş yani en maliyeti en düşük kadro. Bunun daha yok. Zaten Flavio Diabete Trabzonspor'dan kiralık. Bonservis elinde Zeki. Galatasaray'dan Okan Koçuk kiralık. Balde geçen sene vardı. Hani böyle Süleymanov bedava yanılmıyor. Sonra bonservis elinde. Diarra Senegalli, o Bolu Spor'da oynadı. Oradan galiba Bursa Spor 1997 doğumlu ama 6-7 senedir Türkiye'de Diarra'da. Perez de iyi bir stoper olduğunu düşünüyorum ben. Atletik, bizim ligimize uygun, sert. Gole çevirme konusunda biraz daha becerili biraz değil de olabilse. O kadar kibar olmayalım. Giresunspor. Hakikaten bir santrafor ihtiyacı var net yani. Daha farklı bir noktada olabilirdi. Umut Nayir var mesela, olmadı, o da enteresan. Hani Umut Nayir potansiyelli bir oyuncu. Öyle mi acaba? Bilmiyorum. Yani ama tamam, bunca seneki öyle performans... değilmiş yani. Ha. Öyle değilmiş yani. Biz hani giderken çünkü bir türlü işte giderken hani burada tam karşılayamadı. Tam olmayacak yeri. Bir şey yok bundan sonra. Tabii ama yani tam yeri. Olur mu Umut Nayır burada patlar diye düşünüyoruz ve olmadı yani. Hani benim en azından beklentimin çok altında kaldı Umut Nayır. Şimdi sıradaki başlığımız Hürriyet Gazetesi'nden ve Galatasaray'dan geliyor değerli izleyenler. Galatasaray transfer sihirbazı Campos'u getiriyor. Alınacak ve satılacak futbolcular konusunda danışmanlık yapacak. Keşfettiği, ucuza aldığı futbolcuları parlatıp astronomik fiyatlara satmasıyla ünlü olan Luis Campos, 2013-2018 arası görev yaptığı Monaco'ya 337 milyon euro, 2018-2020 arası çalıştığı Lille'de 170 milyon euro kazandırdı. Türkiye'den Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı da Lille götüren Campos, yarın İstanbul'a gelecek. Cuma günü detaylar görüşülecek. 2004 senesinde George Mendes için futbolcu izlemeye başladı. Ünlü menajer George Mendes için. Campos dünyanın dört bir yanında oyuncu araştırması yaptı. 2012'de Jose Mourinho'nun isteği üzerine Real Madrid'de scout şefi oldu. Bir yıl sonra Monaco kulübüne transfer operasyonlarının başına getirildi ve az önce de okuduğumuz gibi yüzlerce milyon euro kar ettirdi çalıştığı takımlara. Burada Campos, oyuncu yazılmış. Mourinho Real Madrid'teyken Campos maç analizlerini yapıyormuş deplas rakiplerin. Guardiola Barcelona'dayken de Torrent yapıyormuş. Torrent maç analizlerini yapıyormuş. Yani bilmiyorum Campos yani getiriyor ama danışmanlık nasıl bir söz, anlaşma olacak? Yani bu oyuncu, bu adam bir bütçe ister. Ya da bütçeye göre bir plan çıkaracak. Yani sonuçta geldiğine göre bazı gerçekler konuşulmuştur herhalde. Galatasaray bütçesi olmadığı için bilemiyoruz ne olacağını. Yani bu haber de Hürriyet'te var ama dün bu haberi Takvim Gazetesi'nde olduğunu söyleyelim. Hani yani o Takvim'deki arkadaşlarım da hakkını verelim bence. Ama tabii isim olarak baktığınız zaman hakikaten Monaco'yu başına geçip Monaco'yu şampiyon yaptı. Başına geçip derken sportif anlamda, hocalık değil. Sonra da Lille, geçen sene şampiyon olan Lille kuran, işte Zeki Çelik'ti, Burak Yılmaz'dı. Hoca, sportif direktör. Tabii isim olarak çok çok büyük tabii yani. Yani dünya futbolunda şu anda en popüler isimlerden biri sportif direktörlük, danışmanlık. Bakalım nasıl olacak. Sıradaki başlık. Terim'e niyet, Torrent'e kısmet. İstanbul'a Fatih Terim'in yardımcısı olmak için geldiğini, ancak şehre indikten sonra tecrübeli hocanın görevine son verildiğini açıklayan Albert Riera, Florya'dan eşi eli boş ayrılmadı, vatandaşı Torrent'le çalışmaya başladı. Şöyle bakalım farklı bir ayrıntı var mıymış? Riera aslında İstanbul'a eski hocası Fatih Terim'in yardımcısı olmak için gelmişti. Ancak o şehre indiğinde Fatih Terim'in görevine son verildi ve planlar değişti. Bu süreçte Fatih Terim'in evine giden, birkaç gündür İstanbul'u gezen Riera'ya vatandaşı Domenec Torrent'le çalışması teklifinde bulunuldu. Fatih Terim'in bu konuda kendisine danışan öğrencisini, "Kariyerin için çok önemli bir fırsat, bence kabul etmelisin" diyerek teşvik ettiği öğrenildi. Riera'nın da dün sabahki çalışmaya katılmasıyla Domenec Torrent'in ekibi daha da genişlemiş oldu. İspanyol hocanın yardımcıları Jordi Villa ve Jordi Costa'nın ardından kaleci antrenörü Ricard Saguerra da idmanlara çıkmaya başladı. Sıra atletizm antrenörü Julian Jimenez'e geldi. O da İspanya Ligi'ndeki görevinden ayrıldı ve kısa süre içerisinde Florya'ya gelecek. Bu da Domenec Torrent'in 5 yardımcıyla çalışacağı anlamına geliyor. Ayrıca bir Türk antrenör için de görüşmeler devam ediyormuş Galatasaray'da. Geçen sezon Fatih Terim'in ekibinde yer alan 39 yaşındaki Riera 7 ay sonra Domenec Torrent'in yardımcısı olarak Florya'ya geri döndü. Yani şu cümle herhalde aslında şunu ifade ediyor. Albert Riera Fatih Terim'e danışmış. Fatih Hoca da demiş ki kariyerin için çok önemli bir fırsat, bence kabul etmesi, onaylamış yani. Riera'nın çalışmasını. Yani, profesyonel hayat tabii canım. Enteresan olmuş ama İstanbul'a Fatih Terim'in yardımcısı olarak yola çıkıyor. Yola çıkıyor. Sonra Torrent'te devam, enteresan olmuş. Kaç saat sürüyor İspanya'da, Türkiye? 3,5-4 saat ama bir kaldı burada bayağı. Bir hafta geçirdi. Zaten golf oynamaya da çok geliyor Antalya'ya. Golf şeyi biraz. Riera. Galatasaray'da biraz Murat Caner bir sular bir iki sene daha durur. En azından Mayıs'ta seçime kadar durulmaz da hani seçimde resmi olarak yok ama biraz işler karışık. Olur böyle büyük camialarda. Tabii büyük camiada zaman ya zaman. Bu da Murat Caner bence spor gazeteciliği gazete olarak yani kağıt maalesef hani bütün dünyada tabii gazete okuma oranı düştü ama bence marka bu işte hakikaten yıllardır bir numara. Paco Gento vefat etmiş. Real Madrid'de 6 tane şampiyonlar o zamanki adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu var. Böyle bir kapak yapmışlar. Hakikaten müthiş değil mi? Onun anısına. Evet yani onun anısına. 12 tane de şampiyonluğu varmış bu arada. Bir şey kazanmamış yani Gento. Çok güzel bir kapak diye ben de bunu paylaşmak. Bülent Timonik görmesin yalnız bize eyvah diyorum sana kızacak şimdi. Raşit Altun çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.